Evet, şimdi de Giresun yağlısı benim favori fındıklarım arasında olan, kendi bahçelerimde de Giresun yağlısı bahçem olan bir çeşit. Giresun yağlısında şu anda da nereden baksak bir dört parmaktan kalın bir ağacımız. Ağustos'un 10'undayız. Giresun yağlısının güzelliği şöyle, erkenci bir çeşit. Gördüğünüz gibi biz hiç toplamadık. Şu anda meyveler dökülmeye başlamış. Şu şekilde görüyorsunuz. Yani Eylül'e yağışlara kalmayacağız demektir bu. Meyvelerimiz artık dökülüyor. Dokunduğumuz anda kopuyor. Bak görüyorsunuz. Dokunduğumuz anda hiç biz koparmıyoruz. Bu erkenci, bu kopmadı. Evet. Şunu gösterelim. Evet, Giresun yağlısında verim bu şekildedir. Yani yok çakıldak daha çok verir. Yok Giresun yağlısı daha çok verir. Şu resim zaten her şeyi anlatıyor. Gördüğünüz gibi bütün dallar pıtırak gibi meyve. Evet. Şuradan gösterelim. Meyve kalitesini ve botakları. Silkelediğimiz anda fındığın hepsi dökülecek. Biz de şuraya gelelim. Evet, gördüğünüz gibi. Hay maşallah. 10 Ağustos'ta Giresun yağlısı altın olan fındığı hasatını yaptık. Neden altın diyoruz? Çünkü çerez firmaları kabuk soymada en hoşuna giden fındık Giresun yağlısıdır. Bembeyaz çıkar. O yüzden albenisi yüksek olduğu için çerezlik bir çeşittir. Evet, gördüğünüz gibi aşılı fındıktan Giresun yağlısı hasatımızı da şu şekilde yapmış oluyoruz. Evet, renginden de anlayın. Yağı dış zurufuna dahi değil, kendini göstermiş. Altın. Evet, aşılı Giresun yağlısı. Boyutu da oradan göster. Görsünler. Yani Ağustos 20'de gelin. Ağacınızı silkeleyin. Giresun yağlısı komple aşağıda. Evet. Evet. Maşallah. Ağaç şeklinde büyüyen gördüğünüz gibi lider dal, yan dallar. Ay maşallah. Giresun yağlısı. Komple Giresun yağlısı sıramız. Gördüğünüz gibi ay maşallah maşallah. Silkelediğimiz anda bütün fındıklarımız aşağı inecek. Oo, ay maşallah. Altın, altın. Evet, en sevdiğimiz fındıklardan birisi. Yağlı fındık. Evet, bu sıramız komple yağlı fındık. Bunların da bu sene sökümleri Allah nasip ederse yapılacak.